Ağız kokusuna geçebiliriz hocam. Ağız kokusuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Sebebi nedir? Tedavileri nedir? Nasıl yok edilebilir? Evet, Frankfurt'ta Pakistanlı bir tanıdığım var. Kaan isimli bir beyefendi. Ağzı kokuyor. 2 metreden yanına yaklaşamıyor kimse. Oo, yine mi alkol içtin diye alay ediyorlar adamcağızı. O da abdestin namazı, alkolle hiç ilgisi yok. Ama onu gören yanına 2 metre yaklaşamıyor. Ağız kokusundan. Ya dedi ki bana, diş doktoruna gittim, kulak burun boğazına doktoruna gittim. Gastroloji, midemi kontrol ettim. Kulaklarını kontrol ettirmiş. Sinüslerini kontrol ettirmiş. Hiçbir şey yok. Yani sinüsleri boş, boğazında bir şey yok, tertemiz, dişleri tertemiz, midesinde problem yok. Ama ağzı kokuyor, 2 metreden kimse yaklaşamıyor. Bağırsaklarda faydalı bakteri azalmışsa, zararlı bakteri ve mantar çoğalmışsa, özellikle de mantar, hamurlu tatlı her şeyi etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara dönüştürür. Zamanla gazlar karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Bu da diyaframı, diyaframda akciğeri, akciğerde kalbi sıkıştırır. Sürekli sıkışa sıkışa gaz artık bir yerden çıkmak zorunda. Çıkmasa adam patlayacak. Böyle hamile gibi olur. Sonunda midenin alt kapakçığından, üst kapakçığından hafif bir gaz sızıntısı başlar. Oradan açık bulur. Ve bağırsaktaki o pis kokular, lağım gibi pis koku ağzından çıkmaya başlar. Ağız kokusunun sebebi %98 bağırsaktan kaynaklanır. Buna karşı ne var elimizde? Bu püsküllü bitkinin ismi sinirlot. Şu yaprağı, bu sivri yapraklı sinirlot. Sinirlotun birçok türü var. Bu sinirlot çayını içse iyi gelir. Fakat ağır vakalarda enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Fakat ağır vakalarda çayı yeterli değil. Ne yapmak gerekir? Sinirlotun ekstraktı. Ladengülü ekstraktı. Bu da mide için. Kortisep bitkisel antibiyotiktir. Çin'de tırtır mantarı denir buna. 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılır. Kortisep. Himalaya tırtır mantarı da denir. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında soğuğa karşı dirençli, oksijenin az olduğu bölgede yetişir. Bir ve üç diğer bitkilerin özünü emer. Çin tırtır mantarı. Yani oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırır. İşte biz bunlarla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Sinirli ot forte. Sinirli ot forte ağız kokusuna karşı mükemmel bir. Kullandığı zaman hiçbir rahatsızlık kalmaz. Bağırsaktaki mantarı yok ettiğiniz zaman ağız kokusunu yok edersiniz. Aksi takdirde ömür boyu çekersiniz. Bir beyefendiyle ben ziyarete gitmiştim. Midesinden rahatsızdı. Sonra mide kanseri olmuş. Midesi alınmış. Frankfurt'ta. Adamı ziyarete gittik. Evde yok. Ormana gitti dedi. Ormana, biz de gidelim ormana bakalım dedik. Orada görelim. Aramızda 200 metre var. Ve o adamın etrafında herkes sağa sola kaçıyor. Lağım patladı diye. Almanlar oh my god diye herkes bir tarafa kaçıyor. Biz de dedim ki arkadaşına, yanımdakine, ya burada bir leş var, hayvan leşi, bir yerde bir hayvan ölmüş, ne pis kokuyor dedim. Çevreye bakıyor, hayvan da yok, ormanda. Kızı dedi ki, bizi tanıdı, abi gelmeyin dedi. Ne oluyordun? Niye? Ta uzakta, 200 metre. Kokudan dayanamazsınız dedi. Babasının midesini almışlar kanserden, bağırsağı direkt yemek borusuna bağlamışlar. Allah Allah, oradan buraya kadar koku gelir mi? Hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde 200 metreden gözüküyordu. Yani duyuluyordu, kokuluyordu, hissediliyordu.